Merhaba, ben de bugün Sokratik diyalog konusuyla bir katkıda bulunacağım. Öncelikle biraz fazla ileri gitti, geri alacağım. Sunum boyunca aklınızda şu an ekranda gördüğünüz soruyu aklınızın bir köşesinde tutmanızı istiyorum. Fikir değiştirme midir, Sokratik diyalog? Yoksa keşfe rehberlik etme midir? Sokratik diyalog, CBT müdahalelerinin en önemli yapı taşlarından biridir. Ve biz psikologlar, terapistler tarafından da oldukça çok kullanılmaktadır. Diyalog, kişinin zaten kendi içinde var olan cevabı ortaya çıkararak kişinin bilişsel farkındalığını arttırmayı hedefler. Örneğin bir hastamızın olduğunu düşünelim ve bu hastamız iyi baba olma özelliklerini taşımadığını düşündüğü için kendini kötü hissediyor ve sürekli kendini suçluyor diyelim. İlk önce bu düşüncesi ne kadar gerçekti buna bakmamız gerekir. Neden böyle düşünüyor? Terapi sürecinde bunu araştırmamız ve öğrenmemiz gerekir. Fakat eğer gerçekçi bir düşünce değilse de hasta bir miktar iyi baba olma özelliklerini taşıyordur. Örneğin eve gelir, işten eve gelirken çocuklarına bir çikolata alması gibi bir örnek verebiliriz. Bu diyalogla da hastanın var olan iyi baba olma özelliklerini ona fark ettirmemizdir. Bir diğeri ise hem danışan hem de terapist sorunu anlaşılır kılmak için birlikte çaba göstermelidirler. Burada hasta ve terapist aynı hedefe bakarlar ve birlikte çaba gösterirler. Yapılan çalışmalarda hem danışanın hem de terapistin çabasının olması gerekir. Az önce verdiğim örneğe dönecek olursak da iyi baba olmanın özellikleri ve iyi baba olmamanın özellikleri hasta ile birlikte sıralanabilir ve bu listeleme işlemi de terapist ve danışanın çabasıyla birlikte yapılır. Üçüncü olarak ise terapist klinik meraktan uzak sorular sormadığından emin olmalıdır. Bu bizler için çok önemli bir şey. Dediğim gibi terapist ve hasta birlikte hedefe yönelik giderler ve terapist sorduğu sorularda kendine şunu sorması gerekir. Benim bu bilgiyi almam, bu bilgiyi sormam klinik açıdan önemli mi? Klinik açıdan bunu bilmem gerekiyor mu? Eğer örneğimize dönecek olursak da hasta iyi baba olmamaktan yakınırken gidip iş yerindeki patronuyla ilgili bilgi istememiz ve bilgi almamız işe yaramaz ve bizi farklı bir konuya götürür. Sokratik diyaloğu kullanan terapist bilgiye danışandan direkt istemek yerine sorduğu sorular aracılığıyla bilgiye adım adım ulaşmaya çalışır ve de hastayı adım adım cesaretlendirir. Sokratik diyalog sürecinde ilk önce verileri toplarız. Daha sonra hasta ile birlikte farklı bir perspektiften bakarız. Ardından da hasta bu verinin dışında kendi planını yapması için cesaretlendirir. Terapist keşfe rehberlik etmek için Sokratik diyalog yaptığında yapar ve bunu yaparken beklenmedik olanı keşfetmeyi de hazır ve açık olmalıdır. Çoğu zaman terapistin düşündüğü cevap ile hastanın verdiği yanıt da birbirinden farklı olur. Ve sonucunda da ortaya çıkan keşif terapist tarafından değil, danışan tarafından sahiplenilir. Peki, Sokratik diyaloğu nasıl kullanırız? İlk önce tedavinin başlangıcından itibaren kullanılması önerilmektedir. Ve hastanın sorununu tanımlamalı ve hasta bu soruları sorarken de cevap verebilecek potansiyelde olması gerekir. Hastanın sorununu dinlenerek sorunuyla ilgili düşüncesinin, inancının anlaşılması ve tekrar hastaya yansıtılması, önemli düşüncelerin ve bunlara eşlik eden duygu ve davranışlarının da
öğrenilmesi gerekir. Bu aşamada danışana bilgi edinmeye dönük sorular sorulur. Az önce söylediğim gibi hasta bu sorulara da cevap verecek potansiyelde olmalıdır. Örneğin iyi baba olmadığı düşüncesinin yarattığı duyguları ve bedensel belirtilerini öğrenmemiz gibi. Ne diyebiliriz? Örneğin son yaşadığı konuyla ilgili duruma yönelik bilgi aldık. Hastamız bize gelmeden önce dün akşam çocukları oyun oynarken çocukları onu oyuna davet ediyor. Ama yorgun hissettiği için katılamamış. Ahmet, o an ne düşündün? Çocuklarına onu söylerken ne hissettin? Bedensel belirtilerin nelerdi? Ne yaptın? Gibi sorular sormamız bu maddeyi kapsıyor. Ve bu sayede de bilgi sahibi olabiliyoruz. Dediğim gibi bu sorularda. İkinci olarak ise hastanın dikkatini odanın dışına çıkararak konuyla ilgili bilgiye çekmek. Bir önceki maddeyi yaptığımızda bunu da uygulamış oluyoruz. Hastaya sorunu ile ilgili detaylı bilgiler sormamız hastanın odağını sorununa götürür ve bilgi almamızı kolaylaştırır. Hastaya önceki soruları sorduğumuzda dediğim gibi bilmiyorum cevabı da alabiliriz. Burada ne yaparız? Ahmet, gözlerini kapatıp o anı düşünür müsün? Neredesin? Yanında kim var? Sen ne yapıyorsun? Aklından o an neler geçiyor? Gibi sorular sormamızla hastadan bilgi almamızı kolaylaştırıyor. Üçüncü olarak ise hastanın soyut düşüncelerini somut olaylara doğru hareket ettirme. Bir sorunu somut hale getirmek terapistin ve hastanın aynı şey hakkında konuşmasına yardımcı oluyor. Örneğin hasta bize gelip ben iyi değilim dediğinde aslında iyi baba olma özelliklerini bize söylüyor olabilir ve ben iyi değilimin içeriğine girmemiz mutlaka ve mutlaka gerekir. Ve dördüncü olarak ise hastanın sorgulama sonunda yeni bilgisini var olan olayla yeniden değerlendirmesi. Örneğin iyi baba olma özelliklerini hasta ile birlikte listeleyip hastanın durumuna, olayına yönelik değerlendirme yapmasını örnek verebiliriz. Hasta düşündüğü kadar kötü bir baba olmadığını fark edebilir. Beşinci olarak ise yeni inancın sorunu oluşturan eski çarpık inançla karşılaştırılması ve yeni davranışın tutumun geliştirilmesidir. Yeni bilgiye göre geliştirebilecek her alternatif tutumun, davranışın, çözümün avantajları ve dezavantajları konuşulur. Örneğin Ahmet, bu noktada başka ne yapabilirsin? Hasta bize onları hafta sonu zaman ayırabilirim dediğinde ne kadar zaman ayırabilirsin? Hep birlikte zaman geçirmenin senin için kazancı ne olabilir? Olabilecek en kötü şey nedir? En kötüden yola çıkarsak en iyi şey ne olabilir? Gibi sorular sormamızda avantajını ve dezavantajını ortaya çıkarmamıza olanak sağlar. Ve son olarak da söylemek istediğim şey benim. Tüm bu süreçler yapılırken terapist sorduğu sorulara verilen cevapları iyi dinlemelidir. Ve altını çizerek tekrar söylüyorum. Keşfe rehberlik etmek için Sokratik diyalog yapıldığında terapist beklenmedik olanı keşfetmeye hazır ve de açık olmalıdır. Dün Simge ile yapılan role play'de de gördüğümüz gibiydi aslında. Emel Hoca açıktı ne söylediğine, verilen cevaplara ve bir yönlendirme olmadı. Tamamen keşfe rehberlik etti. O bizim için çok güzel.